Ben Sakarya'dan mezun oldum. Bahar şenlikleri yapılıyordu. Çok güzel oluyordu. Bence yapılmalı. Bence yapılmalı. İlgi çekmek için, öğrencilerin ilgisini çekmek için. Yapılmalı. Yani gençler için güzel bir şey. Bence mutlaka yapılmalı. Öğrencilerin burada ailelerinden uzak bir ortamda bulunurken en azından kendi aralarında bir bağ kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Yapılmalı yani. Hakkımız her üniversitede yapılırken bizde yapılmaması biraz tuhaf kaçıyor. Buradaki kulüpler de çok aktif değil. O yüzden bahar şenliği olmalı bence yani. Tekrardan yapılmalı çünkü hani insanların en dolu en genç zamanlar hani. Tek eğlencemiz de şu anda bahar şenliği. Kesinlikle yapılmalı. Biz aynı zamanda hepimiz konservatuar öğrencisiyiz. Bir kültür, bir eğlence, bir paylaşım kesinlikle olmalı. Kaynaşma açısından güzel bir etkinlik bence de yapılmalı. Sakarya'da yapılmaması bence ayrı bir ironi. Kesinlikle geri gelmesinin taraftarıyım. Bence bahar şenliği yapılmalı. Yapılmaması bence çok yanlış. Bence yapılmalı, kesinlikle olmalı yani. Bizim üniversitemiz de böyle adını duyurmak amacına da olsa olmalı yani böyle şeyler. Yapılmalı yani, gençler için güzel şeyler. Evet, istiyorum yani ben de. Yapılsın yani, eğlensin çocuklar. Yani bence yapılmalı. Yapılmıyor ama yapılmalı bence. Tabii ki yapılmalı. Serdivan özellikle öğrencilerin bulunduğu bir ilçe. Eskiden güzel güzel hani konserler oluyordu. İnsanlar, öğrenciler eğleniyordu. Sakarya'da yaşayan insanların çoğu öğrenci ve bu tür etkinlikleri katılabilecek insanlar. O yüzden bence yapılmalı. Yapılmalı. Üniversitede herhangi bir sosyal faaliyet yapılmıyor kaç yıldır, 2 yıldır. Benim 4. yılım Sakarya'da. Bu yüzden yapılması mantıklı yani. Öğrencilerin pozitif enerjiyi dolması falan. Bence olması gerekiyor yani. Bayağı uzun süredir de yapılmıyor. Geçen sene Mavi Durak'ta olmuştu konser tarzında. Öğrenciler her yerde bira kullanıp şişeleri yere attılar mesela. Bence olmamalı çünkü öğrenciler hak etmiyor. Bence Sakarya'da ve her yerde yapılmalı kesinlikle. Bahar şenlikleri oluyordu. Keşke tekrar olsa. Bizim en büyük eksiğimiz üniversite olarak bu kafa yapısı bence.